Merhaba sevgili dostlarımız, İlişi Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik, çok lezzetli ve çok şık bir börek yapacağız. Öncelikle sos malzememi hazırlayacağım. Daha sonra yapım aşamasına geçeceğim. Malzeme listemize geçelim. Böreğimizin içine ve dışına kullanacağımız sos malzememiz için karıştırma kabıma 2 adet yumurta aldım, çırptım. Şimdi üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Yarım çay bardağı süt. 1 çay bardağı soda. Ve yarım paket kabartma tozu ilave ediyorum. Şimdi iyice karıştıracağım ve sos malzememiz hazır olacak. Kederi alıyorum ve iç malzemeyi hazırlıyoruz. Böreğimizin sos malzemesini hazırladık. Şimdi iç malzemesini hazırladım. Neler var içinde? Bir miktar köy peyniri, bir miktar maydanoz, 10 yaprak kadar ıspanak ve 2-3 dal taze sarımsağı doğradım. Karışık otlu yapmak istedim bugün. Çocuklar çok seviyor. İstediğiniz iç malzemeyi ve istediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Şimdi böreğimizin şeklini verebiliriz. Sos harcından bütünüyle açtığım yufkama, ilk yufkama 2 adet yufka kullanacağız. İlk yufkama her yerini eşit şekilde sos malzememden bolca sürüyorum. Fırça yardımıyla her yerine yayacağım. Ve diğer yufkamı da tekrar aynı işlemi yapacağım. İkinci kat yufkamı da sardım ve sos malzememi her yerine eşit şekilde yedirdim. Şimdi uç kısmını hafif katlıyorum. Bu tarafı da aynı şekilde hafif katlıyorum. Ve şimdi peynirli, karışık otlu malzememi, iç harcımı koyuyorum. İç malzememizi eşit şekilde yaydık yufkalarımıza. Şimdi ince rulo şeklinde sarmaya başlayabiliriz. Olabildiğince sıkı saralım. 2 adet yufkayla gerçekten yapılabilecek en güzel tariflerden bir tanesi. Hem bereketli oluyor hem de çıtır çıtır harika bir şey oluyor. Bu şekilde sıkarak sarıyorum. Böreğimizi ince rulo şeklinde sardık. Şimdi dilimliyorum. Bu şekilde birer parmak kalınlığında dilimleyeceğiz. Böreğimizi dilimledik. Yağlı kağıt serili tepsimize yerleştirdik. Fırınımı 180 derecede ayarladım. Isınıyor. Şimdi kalan sos harcımdan yarımşar kaşık üzerlerini gezdiriyorum. Eğer imkanınız varsa bir süre sosunu çekmesi için dolapta streçleyip bekletebilirsiniz. Ya da bu şekilde
rulo sardıktan sonra dilimleyip tepside dondurup istediğiniz zaman çıkarıp fırınlayabilirsiniz. Böreğimiz fırınlanmak için hazır. Dediğim gibi vaktiniz varsa bu sosun çekmesi için bir saat dolapta dinlendirirseniz çok daha güzel olur. Şimdi ben birazcık dinlendireceğim ve daha sonra 180 derecede iyice kızarana kadar fırınlayacağım. Çıtır çıtır sadece 2 adet yufkayla yaptığımız rulo böreklerimiz sunuma hazır. Gerçekten çok güzel oluyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka bu tarifi uygulayın. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizle destek olursanız çok sevinirim.